Türkiye'nin gücünü test etmeyin diyenlere soruyorum. Kim düşürdü bu uçağı? CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin o iddiasını meclise taşıdı. 2 yıl önce Suriye tarafından düşürüldüğü iddia edilen savaş uçağıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. O uçak ne olduğu ben sorayım size. Ne oldu o uçak? Evet. Bir uçağımız düşüyor. Kim düşürdü? 2 tane pilotumuz şehit oluyor. Ve bununla ilgili kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Bugün televizyonunda Erkan Tufan sordu, Gürsel Tekin yanıtladı. Gündemi değerlendiren CHP Genel Sekreteri önemli bir iddiada bulundu. Konu 22 Haziran 2012'de Suriye'de düşen Türk uçağıydı. Suriye düşürmedi mi? Bir rivayete göre öyle değil. Yani öyle değil ne demek? Suriye ya, düşürmedi. Evet. Öyle ya, bilgiler öyle. Koordinatlara baktığınızda koordinatlarda pilot konuşmaları var. Ne diyor konuşmalarda? Diyor ki biz sınır ihlali yap. Gidin diyor. Kim bu gidin diye? Niye gönderdiniz? Şimdi gönderme gerekçenizin ne olup olmadığını... CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin dosyada gizlilik kararı olduğunu söyledi. Türk uçağının Suriye'nin düşürmediğini iddia eden Tekin, soruların yanıt adresi olarak hükümeti gösterdi. Güney'e giriyoruz evet. Diyor. Komutu kim veriyorsa... Komut gir diyor. Tabii. Suriye sınırını... Evet. O zaman evet. Sınır ihlali var. Tabii. Bu da ilginç bir bilgi sizin ağzınızdan almış olduk. Maalesef öyle. Bir dahası var mı? Azıcık dahası da var tabii. Onu da anlatın. Anlatamam şu anda dahasını. Tekin o iddialarını meclise de taşıdı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesi verdi. Size bilgi var mı? Elbette. Varsa açıklayın. Şu anda açıklayamam. Tekin, düşen Türk savaş uçağının rotasını sordu ve Türk savaş uçağı Suriye hava sahasında mı yoksa Türkiye hava sahasında mı düşmüştür dedi. CHP Genel Sekreteri Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a şehitlerin otopsi raporları neden açıklanmamıştır sorusunu da yöneltti. CHP İstanbul Milletvekili şehit yakınlarının mağduriyetlerinin giderilip giderilmediğini, yine olayla ilgili neden gizlilik kararı alındığını da soru önergesine ekledi. En azından kamuoyunun, ailelerin, 2 tane şehit düşmüş pilotun ailesine ne olup olmadığını bilgisini verin.